Özel gündemden merhaba. Bugün Suriye'yi konuşacağız sevgili izleyenler. Suriye'de neler oluyor? Bu yaşananlar bitecek mi? Ne zaman bitmesi düşünülebilir? Yaşananlar tam olarak ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor, affedersiniz Doçent Doktor Mehmet Akif Okur hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Önce sondan başlayalım. Evet. Şu anda Suriye'deki büyük resmi nasıl okuyabiliriz? Siviller öldürülüyor. En son gelen haber yine varil bombalarıyla 71 evet. kişi hayatını kaybetti. Geçen hafta sonundan da bir sürü hayatını kaybeden insan haberi tabii. geldi. Aralarında çokça sivil ve çocuk var. Varil bombaları söz konusu. Hı-hı. Son günlerde tabii. yaşananları biraz anlatabilir miyim? Gerçekten işler acısı. Yani insanlığın kanayan vicdanı şu anda Suriye. Sadece pazardan bu tarafa Halep'e atılan, sivil yerleşim bölgelerine atılan, varil bombası denilen, içinde değişik metallerin bulunduğu parça tesirli bombalarla 200'e yakın insan öldürüldü. Çok sayıda çocuk var öldürülenler içerisinde. Rastgele atılıyor. Rastgele atılıyor. Şöyle bir toplama baktığımız zaman karşımıza çok büyük bir insani kriz çıkıyor. 21. yüzyılın en büyük insani dramı, en büyük insani krizi şu anda kapımızın dibinde Suriye'de gerçekleşiyor. Rakamlar gerçekten korkunç. Şu anda Suriye nüfusunun çok büyük bir bölümü insani yardıma muhtaç. Birleşmiş Milletler acil insani yardım için 6,5 milyar dolarlık bir yardım talebinde bulundu dünya hükümetlerinden. 2014'te Suriye nüfusunun 1/4 yiyecek ve gıda için acil yardıma muhtaç hale gelecek. Şu anda zaten 2,5 milyon civarında dışarıda mülteci var. 8 milyon civarında içeride mülteci var. Yani nüfusun yarısı yiyecek için hali hazırda yardıma muhtaç bir vaziyette. 250 bin insan yaklaşık 6 aydır ekmek, su dahil temel gıdaların girişinin yaşandığı bölgelerde kuşatma altında tutuluyor. Dolayısıyla gözümüzün önünde çok büyük bir insani dram var. Çok büyük bir insani facia var. Önce bunun altını çizmemiz lazım. Evet, ek olarak hava şartları da çok hava şartları da çok vahim. Çoluk çocuk donma tehlikesiyle yüz yüzeler. Donanlar oldu. Donanlar oluyorlar. Mülteci kamplarındaki vaziyet gerçekten yine çok vahim. Türkiye bunlar içerisinde en ciddi altyapıya sahip olan mülteci kamplarını inşa etmeyi başardı. Ancak çok daha kısıtlı imkanlara sahip ülkeler var. Lübnan'da, Irak'ta ve diğer bölge ülkelerindeki mülteci kamplarından yürekler parçalayan çok dramatik görüntüler geliyor. Ve buralarla ilgili olarak insan ticareti başta olmak üzere yine insanlığın yüz karası birçok suç şebekesinin bu mültecilere musallat olduğunu biliyoruz. Yani neresinden baksanız gözyaşı döktüren, yürek parçalayan manzaralarla dolu bir insani dram var. Bu insani dramın ortasında da kıyasıya bir çatışma sürüyor. Kıyasıya bir güç mücadelesi var. Biz büyük devletler başta olmak üzere birçok bölge gücünün maalesef bu insani perspektiften değil, reel güç dengesinin içerisinden, kaba güç hesapları üzerinden Suriye'ye bakmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Hı-hı. Ve önümüzde de işte bir takvim var. Yeniden taraflar masaya oturtulmaya çalışıyorlar. Hocam o takvime geçmeden evet. önce çatışma kelimesine biraz yakın plan yapsak. Gerçekten tabii. çatışma var mı orada? Hangi boyutlarda? Tabii. Yani bir tarafta uçaklardan atılan varil bombaları tabii. var. Peki muhalifler ya da Suriye yönetiminin ya da bazı Hı-hı. büyük ülkelerin de kastettiği gibi radikal İslamcı gruplar Hı-hı. neyle mücadele ediyorlar? Şimdi aslında Suriye sahnesine baktığımız zaman çok karmaşık bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Bu krizin ve iç savaşın ilk başladığı dönemlerde bir Suriye ordusundan kaçan, temel hedefi Suriye'nin bütünü için bir rejim değişimi olan muhaliflerin çatısını oluşturduğu Özgür Suriye ordusuyla yola çıkmıştı bu kriz ilk başlarında. Fakat daha sonra bir taraftan ülkeye dışarıdan akan yabancı savaşçıların etkisiyle, diğer taraftan Suriye'deki muhalefetin kendi içinde sahada bölünmesiyle beraber bambaşka bir fotoğrafla karşılaştık. Çok parçalı bir muhalefet var, çok parçalı bir askeri muhalefet var. Yani sahada çatışan bu grupların bir kısmı El-Kaide tipi terörist örgütlerle bağlantılı ve kendi aralarında da iktidar mücadelesi veriyorlar. Şimdi 1000'e yakın grup tespit edilmişti bu çatışmanın ortalarında. Bunlar daha büyük çatılar altında toplanmaya başladılar. Şu anda baktığımızda rejimin dışında kalan grupları şöyle toplayabiliriz. Bir Özgür Suriye ordusu var fakat gittikçe eriyor. Şu anda Suriye'deki silahlı muhalefet içerisinde en hızlı kan kaybeden grup bu.
Bozcu Suriye ordusundan ayrılanlarla beraber kurulmuş olan bir İslam cephesi var. İslam cephesi El-Kaide bağlantılı değil. Suudi Arabistan tarafından destekliyor. Ancak Batı'nın çatısını oluşturmuş olduğu muhalefet zemininde dışına çıktı. Batılıların verdikleri sözleri tutmadıklarını söylüyorlar. Ve hangi diplomatik yola girilirse girilsin çatışmayı sürdüreceklerini söylüyorlar. Amerikalılar temas etmeye çalıştılar. Amerika'nın Suriye Büyükelçisi Robert Ford en son görüşme taleplerinin reddedildiğini söyledi. Evet. El-Kaide bağlantılı gruplar var. John Kerry bu konuda temasa geçmeye çalışıyoruz derken bunu mu kastetmiştir? Evet, bunu kastediyor temelde bu gruplarla. Çünkü bu grup şu anda Suriye muhalefeti içerisinde sayıca ve donanımca en güçlü grubu oluşturuyor. İslami cephe. İslam cephesi. Yaklaşık 45-50 bin savaşçısı var. Ve Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. Suudiler Ürdün üzerinden bu grubun ana unsurlarına daha nitelikli askeri eğitim vereceklerini deklare ettiler. Yine nitelikli silahlarla donatacaklarını söylüyorlar. Dün Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi'nin bir açıklaması vardı. Hem Suriye hem de İran meselesinde Batı ile politikalarının uyuşmadığını, kendilerinin inisiyatif alıp kendi ellerindeki imkanlarla bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar. Bu bir taraftan bir meydan okuma, diğer taraftan da Suriye'de izlerini ya da karşılığını görmeye başladığımız bir yeni politika. Hı hı. Daha sonra iki tane El-Kaide bağlantılı grup var. Biri Nusra cephesi, diğeri de ISIS diye bilinen Irak ve Şam İslam Devleti adını taşıyan grup. Bunun dışında PYD var. PYD'nin silahlı kanadı diyebileceğimiz YPG. Bunlar da Suriye'nin kuzeyinde bir otonom bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Beşar Esed rejimiyle çatışmıyorlar. Daha çok muhalefetle çatışıyorlar. Muhalefetin unsurlarının da kendi aralarında çatışma yaşamaya başladığını biliyoruz. Suriye'de savaş bir taraftan muhaliflerle rejim arasında geçerken diğer taraftan muhalif grupların kendi aralarında çatışmalar var. Özellikle El-Kaide'ye baktığımızda rejimi devirmekten daha çok aslında kendisine bir alan açmaya çalıştığını, bir egemenlik alanı kurmaya çalıştığını, bunun için de petrol bölgeleri başta olmak üzere zenginlik devşirebileceği alanlarda kimle çatıştığını çok fazla gözetmeksizin bir hakimiyet kurmaya çalıştığını görüyoruz. Türkmenlere de karşı olduklarını kesinlikle dönüşüm. Türkmenlerle de çatışıyorlar. Türkmen kasabalarıyla da girip çatışıyorlar. Türkmenler özgür Suriye ordusunun içinde yer aldılar. Bu çatışmanın başından itibaren Türkiye'nin de telkinleriyle. Şimdi eğer bir diplomatik safhayı aşamaya geçirecekse o noktanın özellikle altının çizilmesi lazım. Türkmenler Suriye iç savaşında en ağır bedel ödeyen gruplar arasında yer aldılar. Suriye rejimi de başından itibaren Türkiye korkusu sebebiyle en keskin ve ciddi asimilasyonu Türkmenler üzerinde uyguladı. Dilleri unutturulmaya çalışıldı. Şimdi bir yeni Suriye kurulacaksa Türkiye'nin Türkmen taleplerini de masada dile getirmesi lazım. Başta ana dilde eğitim ve temsil olmak üzere çok haklı, meşru 21. yüzyılın dünyasında her devletin kabul etmesi gereken talepleri var. Peki hocam, programın ikinci bölümünde bu sefer temaslara geçelim. Evet. Suriye'de olup bitenle Türkiye, bölge ülkeleri ve tabii ki büyük güçler yakından ilgileniyorlar, çözüm üretilememiş olsa da. Evet. Şimdi bir kimyasal silahlardan kurtarılma, arındırılma durumunda süper güçlerin devrede olduğunu görüyoruz. Doğru. Bir de Birleşmiş Milletler kapsamında önce oradan başlayalım isterseniz. Biraz önce söylemiştiniz. Birleşmiş Milletler'de bir kınama kararı çıktı mı? En son bir bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye hükümetini kınayan bir karar alındı. Çok sayıda ülke karara imza attı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan şu ana kadar Suriye hükümetine karşı çıkan en keskin ifadeleri içeriyor. Suudi Arabistan öncülük yaptı. Diğer ülkeler destekledi. Amerika Birleşik Devletleri de destekledi. Tabi genel kurul kararlarının bir bağlayıcı etkisi yok. Fakat dünya kamuoyunun Suriye krizine bakarken nerede durduğunu gösteren önemli kararlar bunlar. 13 tane ülke sadece hayır oyu verdi. Malum Rusya bunların başında yer alıyor. Rusya bunların başında yer aldığı için bu kararların bir güvenlik konseyi kararına dönüşme ihtimali çok düşük. Zaten Suriye krizinin başından itibaren biz güvenlik konseyinin Rusya merkezde olmak üzere ama Çin'in de katkısıyla kilitlenişine şahit olduk. Şimdi bu ülkeler nereden bakıyorlar Suriye krizine dediğimizde? Suriye krizine bakış
Savaş'ta Beşar Esed'in izlediği korku stratejisinin sonuçlarını görüyoruz. Hı hı. Beşar Esed rejimi başından itibaren batılı ülkelerin korkularını oynadı. Yani ben gidersem bölgede çok daha kötü bir manzarayla karşılaşırsınız. Verilmek istenen mesaj buydu. Özellikle El-Kaide vurgusu. El-Kaide vurgusu özellikle yapıldı. Ve sonuçta bu kimyasal katliamın ardından yine yapılan hamleyle beraber katliamı kendisi gerçekleştirmiş olmasına rağmen adeta batılı ülkelerin bir partnerine dönüştü. Çünkü kimyasal silahların tasfiyesi için Şam'da bir istikrarlı yapının varlığını gerekli görmeye başladılar. Örneğin şu anda muhtelif depolardan sahile ulaştırılacak bu kimyasal silahlar ve Humus-Şam otoyolunun bir kısmı muhaliflerin elindeydi. Muhaliflerin elinden rejimin bunu almasını arzu ettiler ki nakliye sağlıklı biçimde gerçekleşsin. Bir anda çok büyük katliamları gerçekleştiren bir yapı, bir rejim adeta bir partneri ortağa dönüşmeye başladı. Ve işte son yapılan planlarda da Rus kamyonlarıyla beraber kimyasal silahlar taşınacak. Özel bir gemiyle, Norveç gemisiyle İtalya'ya limanına götürülecek. Sonra orada bir Amerikan gemisinde imha edileceği söyleniyor gelinen aşamada. Fakat tabii bunun bir kısım kazandırmış olduğu şeyler var Beşar Esed rejimine. Onun da yeni yapılacak olan Cenevre 2 adını taşıyan ama belki başka şehirde gerçekleşecek olan konferansta etkileyeceğini anlıyoruz. Şu anda Ruslar ve Amerikalılar öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor ki temelde El-Kaide bağlantılı grupları tehdit olarak gören bir yeni aşamaya geçmesini arzu ediyorlar Suriye krizinin. Bu noktada da bir kere Beşar Esed rejimini, yani rejimin ana unsurlarının kalıcı olmasını istiyorlar. Yani Esedli çözüm. Şimdi iki parçalı aslında. Suriye ordusunun dağılmasını istemiyorlar. Suriye istihbaratının da dağılmasını istemiyorlar ve bu ikisinin biz ağırlıklı bir mezhebi karakteri olduğunu biliyoruz. Nusayri ağırlıklı. Bu unsurların El-Kaide'ye karşı mücadele için gerekli olduğunu düşünüyorlar. O yüzden devlet cihazı ve bürokrasiyi korumak istiyorlar. Şimdi bürokrasiyi Beşar Esed'siz korumak mümkün mü? Bununla ilgili daha önce esnek konuşuluyordu. Fakat artık batılı ülkelerinde son yapılan toplantılarda önümüzdeki Cenevre 2 adını taşıyan toplantıda Beşar Esed'in gitmesinin söz konusu olmayacağını muhaliflere söylemeye başladıklarını biz anlıyoruz. Peki bu kapsamda John Kerry'nin açıklamasından da öğrendiğimiz kadarıyla Cenevre 2'ye oradaki İslami grupların da davet edilme çabasını nasıl okuyabiliriz? Hem Esedli çözüm hem onları hem onların orası. Şimdi zaten aslında gariplik burada başlıyor. Bir konferansın başarılı olabilmesi için tarafların tamamının masaya oturmak için sebeplerinin olması lazım. Yani oradan çıkacak olan çözümü makul, dengeli, adil bulmaları lazım. Aksi takdirde siz bütün tarafları masanın etrafında toplayamazsınız. Toplayamadığınız zaman da kağıt üzerinde almış olduğunuz kararlar çatışmayı ancak yeni bir aşamaya taşır. Fakat sağlıklı bir ateşkese ulaşamazsınız. Dolayısıyla Suriye muhalefetinin makul, haklı, adalet taleplerini görmezden gelen, halen devam eden katliamı ve kıyımı görmezden gelen bir tarif, yani müzakereler için çizilecek olan bir çerçeve, sahada asıl ikna edilmesi gereken ana silahlı grupları masanın dışında bırakacaktır. Bu silahlı gruplar masanın dışında bırakıldığında da aslında Cenevre 2 denilen toplantı rejime bir ilave meşruiyet kazandıran ve muhalefetin çok geniş kesimlerini, ana gövdesini de tırnak içerisinde terörist ilan eden bir şeye dönüşür, bir yapıya dönüşür. Bu da tabii çok sorunlu. Hem barışı sağlamaz, hem istikrarı sağlamaz. Bölge ülkeleri arasındaki gerilimi ve çatışmayı arttırır. Yani yalnızca Suriye ile kalacak bir çatışmadan değil, gerginliğini bölgeye yayacak olan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden taraflar üzerinde baskıyı yaparken Suriye gerçeklerinin göz önünde tutulması lazım. Yani şu anda Halep'in bombalanmaya devam ediliyor olması, sivil katliamının yapılmaya devam ediliyor olmasının anlamı muhalefetin aslında masadan uzak tutulmak isteniyor oluşudur. Türkiye'ye yönelik de provokasyonları var aslında. Biz sürekli olarak işte Türkiye sınırına yaklaşan uçaklarla ilgili genelkurmay açıklamalarını görüyoruz. Kilitlenen radarlarla ilgili açıklamaları görüyoruz. Hatırlayalım,
ilk Cenevre görüşmeleri gündeme geldiğinde uçağımız düşürülmüştü. Evet. Şimdi yeniden bir diplomatik güzergaha doğru giriliyor. Bu Türkiye'ye dönük yeni provokasyon olabileceği anlamına geliyor. Allah korusun. Çünkü Allah korusun. Çünkü rejimin hedefleri arasında Türkiye'yi yeni Suriye'nin kurulduğu masanın uzağında tutmak arayışı var. Başından itibaren bu arayış var. Hı hı. Ve Türkiye'nin de korkularını oynanacak. Yani Beşar Esed rejimi nasıl batılı ülkelerin korkularına oynayıp son tahlilde burada istikrar adresi benim demişse, benzer biçimde Türkiye'nin korkularına da oynanacak. Türkiye'nin korkularından bir tanesi de bu Suriye'nin kuzeyinde bir PKK özelliği meselesi. Biz bir anda bu müzakerelerin belli bir evresinde Şam rejiminin kendisiyle uzlaşılması karşılığında böyle bir özelliğe izin vermeyeceğini, Ankara'ya bir şekilde ima edebileceğini de düşünebiliriz. Hı hı. Önümüzde çok çetin bir diplomatik süreç var. Çok hızlı bir biçimde akacak olan bir süreç var. Türkiye'nin bu sürecin tüm boyutlarını Suriye krizinin geçtiğimiz işte 3 yıllık tarihinin de vermiş olduğu deneyimin ışığında izlemesi gerekiyor. Son bir dakikamız hocam. Tahmininizi evet. merak ediyorum. Son kertede Suriye Esed'le mi devam edecek yoksa yeni bir çözüm bulunabilecek mi? İlk aşamada yani Esed'li bir miktar yoluna devam ediyor olsa bile eğer bir ateşkes sağlanır ve bir geçici hükümet kurulursa bunun ilerleyen evrelerinde ben Beşar Esed'in kalabileceğini düşünmüyorum. Ama çatışma devam ederse yani Beşar Esed Suriye'nin içerisinde batıya, doğuya, Rusya'ya herkese ortak bir düşmana karşı savaşmayı sürdürdüğü mesajını vermeyi ısrarla devam ederse ve bu mesaj gerçekçi görülürse o zaman Esed'i yerinden etmeye kudreti bulunan güçler bu adımı atmayacaklardır. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Suriye'yi konuştuk. Maalesef insanlık kıyımı, sivillerin ölümü devam ediyor ama diğer taraftan perde arkasında neler dönüyor hocamızdan öğrendik. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Akif Okur konuğumuzdu. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.